Pendik'ten Gediz üzerinden Uşak'a kadar bir hat çekildiğini düşününüz. Bu hattın Gediz'in kuzeyinde kalan parçası 200 kilometredir. Gediz'den Uşak'a olan parçası da 30 kilometre kadardır. Düşman 3 tümenle bu hattın kuzey ucundan Eskişehir üzerine yürüdü. Bizim Gediz'de bulunan önemli kuvvetlerimiz Eskişehir üzerinden bu düşman tümenlerini karşılamaya mecburdu. Karşıladı ve yendi. İnkılabımızın tarihine 1. İnönü zaferini kaydetti. Güney cephesine ait olan kuvvetler eski yerlerine, Dumlupınar'a iade edildiler. Kütahya'da yalnız 61. tümen, 2 alay kadar kuvvetiyle İzzettin Bey komutasında bırakılmıştı. Başkan, millet ve memleketin yüksek çıkarları aleyhine silah kullanarak düşmanlarla işbirliği yapan Manisa milletvekili Reşit Bey'in milletvekilinin kaldırılmasını kabul buyuranlar el kaldırsın dedi. Eller kalktı, kabul oldu. Yunan ordusunun giriştiği bu taarruzda Edem ve kardeşleri de kendilerine düşen görevi yerine getirmekten geri durmadılar. Tekrar Kütahya'ya yönelerek orada bulunan zayıf tümenimize saldırmaya başladılar. İzzettin Paşa'nın sağlam karakteri, vukuflu komutası ve emrindeki Türk subay ve erlerinin yüksek kahramanlıkları, Ethem ve kardeşleriyle saldıran hain kuvvetleri yenerek geri çekilmeye mecbur etti. Eğer kendi şahısları da dahil olmak üzere toptan yok edilmekten kurtulabilmişlerse, bunu da hiç sevmedikleri Refet Paşa'ya borçlu olduklarını söylemeliyim. Bu noktayı açıklayıvereyim. Refet Paşa, 2 süvari tümeniyle Dumlupınar'ın 10 kilometre kadar doğusunda Küçükköy'de bulunuyordu. Kütahya'da bulunan 61. tümene batıdan taarruz eden Ethem kuvvetlerini derhal yenmek ve yok etmek üzere harekete emrolundu. Refet Paşa kendi süvarileriyle Ethem kuvvetlerinin yan ve arkasına gidecekti. Bulunduğu yerden kuzeye Kütahya'ya bakılacak olursa bu görevin tabii bir yürüyüşte ve pek etkili bir şekilde yapılabileceği meydandaydı. Halbuki Refet Paşa gereken yere gitmemiş. Bunun aksi tarafına, Kütahya'nın batısına değil, doğusuna Alayunt'a gitmiş. Süvari kuvvetleri 12 Ocak 1921 günü öğleye doğru Alayunt bölgesine ulaştı. Refet Paşa, İzzettin Paşa ile görüşmek üzere Kütahya'ya gitti. İzzettin Paşa, süvari tümenlerinin Kütahya güneyinden, Yerlice Dağı batısından, tamamen süvariden ibaret olan Ethem kuvvetlerinin gerilerine gönderilmesini teklif etmiş. Refet Paşa, İki tarafın savaş durumu hakkında tam bir bilgisi olmadığını ileri sürerek böyle bir harekete yanaşmamış. Refet Paşa, İzzettin Paşa kuvvetleri doğuya Porsuk suyu kerisine çekilme durumuyla karşılaşırsa süvarileriyle Kütahya Ovası'ndan asilerin yan ve gerilerine taarruzu düşünüyormuş. Hatta asilerin hayvanlarından inip piyade tümenimiz karşısında yaya olarak savaştığı en zayıf durumunda bile üzerine yürümekte kararsızlığa düşen komutanın piyade tümenimiz yenilmiş olarak geri çekilirken atları üzerinde bulunacak manevi güçleri yükselmiş asilerin hangi yanına ve nasıl taarruz etmeyi düşündüğü gerçekten her asker için üzerinde durup düşünülecek bir meseledir. Böyle şey olamaz. Bu düşman süvarisi geri çekilmeye mecbur ettiği piyadeyi bırakıp Refet Paşa süvarileri üzerine atılmayacak mıydı? Efendiler, savaş alanına top ve tüfek sesine gelen kuvvetin bir tek tüfek atmadan savaşmakta olan kendinden bir kuvvetin yenilmesini beklemesi ve ondan sonra iş görebileceğini sanması, yalnız asker olanların değil, en sade görüşlü insanların bile akla yatkın bulacağı bir düşünce değildir. Görev ve fedakarlık, savaşan birliklerin yenilmeden, çekilmeden başarısını sağlamaya çalışmakla yerine getirilir. Arkadaşı savaşırken ve yardıma muhtaçken seyirci kalmış olan komutanlar, arkadaşının yenilgisine şahit olabilirlerse de tarihin amansız tenkit ve suçlamalarından asla kurtulamazlar. İzzettin Paşa, 11 Ocak 1921 öğlesinden 13 Ocak gece yarısına kadar devam eden şiddetli ve kritik çarpışmalar sırasında süvari gruplarında taarruza katılması zamanının geldiğini Genelkurmay Başkanlığı'na bildirmişti. Refet Paşa, Güney Cephesi'nden getirtmekte olduğu 8. tümen yetişebildiği takdirde 14 Ocak'ta taarruza geçmek niyetinde olduğunu birliklerine bildiriyordu. İzzettin Paşa 11, 12, 13 Ocak günlerinde yalnız başına düşmanla savaştıktan sonra akşam gün batarken yaptığı bir karşı taarruzla
asileri yenerek kaçmaya mecbur etti. Refet Paşa, muharebeye seyirci kalmak suretiyle büyük bir fırsatı kaçırdı. Etemi ve kuvvetlerinin geri çekilmesine elverişli bir durum yarattı. 14. günü emri altında bulunan bütün süvari kuvvetlerini süvari tümen komutanlarından Derviş Bey'in emrine vererek onu Etem'in takibiyle görevlendirdi. Derviş Paşa Afşar'da özellikle Gediz'de Etem kuvvetlerinin gerilerine doğru geceleri de yürümek suretiyle indirdiği korkunç darbelerle Etem, Tevfik ve Reşit kardeşleri sersem etti. Kuvvetlerinin toplanmasına zaman bırakmadı. Derviş Bey Etem ve kardeşlerini 14 Ocak'tan 22 Ocak'a kadar 9 gün nefes aldırmaksızın durmadan takip etmiştir. Sonunda bütün Etem kuvvetleri esir edilmiş, yalnız Etem, Tevfik ve Reşit kardeşler yine bir görev almak üzere düşman ordugahına kaçabilir.